Şimdi tam reklama girdik, bizi bir hanımefendi aradı. Dedi ki Fatma abla mı geldi? Gelsin gelsin, gel Fatma abla, bak neler oluyor, gel. İyi misin? İyileştin mi? Gel bak dünyada neler oluyor. Gel, hoş geldin. Şimdi bir hanımefendi aradı, dedi ki ben de aynı kişi tarafından dolandırıldım ama dedi bir fotoğrafını göndereyim. Serap Hanım dedi, eğer o kişi derse ben de bağlanacağım, anlatacağım dedi. Aynen. Fotoğrafı verin bir ekrana, şeye değil arkaya verin, ekrana değil arkaya verin, bakayım ben de bir göreyim kimmiş bu. Bu kişi Allah, öyle mi? Allah senin var ya, bir şey diyemiyorum var ya, Allah kahretsin onu. Hanımefendi, günaydın. O gözyaşlarımla boğul inşallah. O ağladığım gözyaşlarımla. Çok teşekkür ediyorum efendim. Buyurun, siz de aynı kişi tarafından dolandırıldığınızı iddia ediyorsunuz. Evlilik vaadiyle. Evet Müge Hanım, evlilik vaadiyle değil. Ben önce normal dost olmaya çalıştı. Daha sonra kız arkadaşım ol dedi. Ben kabul etmedim. Sonra daha sonra gönül ilişkisine döndü bu olay. Beyefendi çok güzel kendini anlatan, ifade eden bir şekilde görüşme yapıyor. Liman işi yaptığını söylüyor. Ama tabii bunların hepsi yalan. Daha sonradan fark ettim ben. Bir araba alalım görüşüyle beni kandırmaya çalıştı. Daha doğrusu kandırdı. Arabayı alalım, arabayı senin üstüne alalım denildi. Sonra çok fazla nakitim çıkmadı. 30 bin lira eksiğim var dedi. Verir misin dedi. Ondan sonra ama bunu nakit istiyorlar dedi. Notere gidelim, oradan yapalım işlemleri. Tamam dedik. Daha sonra ben o araba alınacak olan firmayı aradığımda parayı alır almaz talebin hepsini iptal ettiğini iletti. Çok fazla kiralık araç kullanır. Bu araçların hepsini değiştirir. Üzerinde çok fazla sahte kimlikleri var. Bu sahte kimlikleri her zaman kullanır. Bir girdiği yerde ikinci kimliği kullanmaz. Geceleri dışarıya çıkmaz. Gündüz dolaşır. Çok fazla fake hesaplar açar. İnternet üzerinden, online üzerinden, bu tanışma sitelerinde. Siz kaç lira kaptırdığınızı iddia ediyorsunuz? Yaklaşık 60. 60 bin. Peki ne kadar süre içinde? 4 ay sonra. Siz de gittiniz mi böyle tekne gezilerine falan? Hayır, benim o kadar iş dolayısıyla, iş seyahatleri dolayısıyla fırsatım olmadı. Ama çok fazla işte ben gece limandayım, dönemem, işim var, yarın görüşelim, sabah saatlerinde kahvaltı yapalım şeklinde görüşüyordu benimle. Birkaç kişiyi tanıştırırdı, bunlar benim galerici arkadaşlarım, bu firmanın sahibiyim, ben tanıdık bir ailenin çocuğuyum dedi. Tabii daha sonrasında ben fark ettim, sordum, hiç o aileyle hiçbir irtibatı yok, hiçbir alakası yani yok. Yani şimdi o ailenin adını vermeyin de o ailenin, Allah rahmet eylesin. Evet. Ben aile büyüğünü de tanırdım. Nurlar içinde aynen. Yatsın. Yani alışveriş merkezlerini falan sahibi bir aileden aynen. Bahsediyoruz İstanbul'da. Anacığım iyi de yani ben çok. De hep bak bunu dalga geçmek için söylüyorum bir şey oldu. Ben de Amerika Birleşik Devletleri Başkanıyım. Ya demek ki çıksak sokağa buna bile inanan olacak yani. Ama her yani bütün isimlerini verdi. Ben çok o aileyle 7 yıl birlikteydim. Hı? Yani 7 yıl çalıştım onunla. Daha güzel kızı, ya hayatın. Kızı gibi görüyorlardı. Bana hep elini uzattı. Daha güzel bir arasaydın. Ya onları arayamadım ki, ulaşamadım. Çünkü ulaşacak şeyim yoktu. Ulaşamadım onlara. Hatta ben seni götüreceğim dedi yanlarına dedi. Ben seni bak beni onun yanına götür. Ha. Konuşmak istiyorum dedim. Götüreceğim dedi. Ya o niye götürüyor? Arkadaşlar bakın ben şunu anlayamıyorum. Bunu istemiyorum ki. Bu değil benim istediğim. Niye gelemedi anlamadım. Hayır, yani şunu anlamıyorum. Onun götürmesine ne gerek var? Bir telefon, bir siz bir de... Ben ulaşamadım işte. Hayır, ama bir de siz orada yani... Şimdi bir aile var işte alışveriş merkezleri falan olan bir holding sahibi bir aile var. Hanımefendi bir de orada 7 yıl çalışmış. Hadi şimdi sokaktaki insan onlara ulaşamayabilir ama... sizin ulaşma şansınız da var. Telefonları yoktu, ulaşamadım ben. Peki kimliğinde de o soyad mıydı? Kimin? Benim mi? Hayır, onun kimliğindeki soyad aynı soyad kimliğini mıydı? Kimliğini göstermedi ki. Niye bakmıyorsunuz? Ben göstermedim. Ver kimliğini. Ya arkadaşlar şunu anlamıyorum. Bak gerçekten insanlara hayır demeyi bilmeliyiz. Biz bunu küçük evet, çocuklarla evet. ilgili yaptığımız programlardan da öğrendik değil mi eğitimlerde? Yani onlara işte dokunulmaması konusunda hayır demeyi falan. Şimdi biriyle tanıştınız. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Yani onun kimliğini istemek kadar bence bir hakkınız, başka bir hakkınız olamaz ya. Bir dakika versene sen bana bir kimliğini. Hani buraya gelmez, belki de evli mesela onu da bilmiyorsunuz. Evli mi bekar mı hanımefendi siz biliyor musunuz?
Ben evli olduğunu biliyorum. Bana da bekar Almanya'dan 2 yıl evli sonradan mı öğrendiniz? Söyledi. Lütfen şu sesi Müge duymak Hanım, istemiyorum. Müge Hanım şöyle söyleyeyim. Ben kendisiyle görüştükten 3. gün sonra, 1 hafta sonra kimliğini rica ettim ondan, vermedi. Daha sonra isim ve soy isminin hepsini araştırdım ama onunla ait herhangi bir bilgiyi görmedim. Bu parayı önce vermedim. Daha sonra parayı nakit olarak kullanma noktasına geldi. Tekrar istediğimde tehdit edildim. Arabanın içinde silahı vardı ve ciddi anlamda tehdit etti, indirdi. Bir daha istersen kendini bulamazsın burada dedi. Eyvah. Ya hayatım tamam, sen de o zaman ayrıl git. Hayır zaten... bak iş şimdi, bak sizin anlattığınız işin para pul kısımlarına geldi. Tanıştın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bir de mesela sizin mesajlarınıza bakıyorum, evlenelim, hayatımızı kuralım falan. Tamam gel o zaman biz bir girelim. Bir de bu e-devlet denen şey bence çok güzel. Aç bakayım sen bir e-devletini. Evli misin, bekar mısın? Davan var mı? Şeyin var mı, ne bileyim hani bir suç kaydın var mı? Vermiyor ki ablacığım. Vermiyorsa Ali'ye kibarca bir bay bay ablacığım o gün o saatte. Ama o kadar güzel kendini inandırıyor ki inanıyoruz. Hanımefendi vermemesi demek. Güvendim kendisine. Bakın, sevdim. İstediğiniz hüviyeti alamayışınız demek onun her türlü tahmin edemeyeceğiniz bir takım durumlarının var olması demektir. Ben size diyorum sabıkası ki, da olabilir. İsteyin, utanmayın evet. Bundan. Yani şusu da olur, zaten mutlu olur. Zaten bir içgüdüme keşke inansam. Bir içgüdüm, acaba bu dolandırıcı mı diyorum, bir içgüdüm böyle bir şey yapamaz. Ya ben bir şey söyleyeceğim ya. Bak işleriniz var abicim, açın bu programı izleyin bak. Evet. Ben bunu 10 senedir söylüyorum. Diyorum ki bunun utanması yok. Evet. Bunun utanması yok. Bunun ayıbı yok. Tanışmışım biriyle, tanımıyorum. Bilgi istemek benim en doğal hakkım. Ha vermiyor mu bilgiyi? Demek ki bir sıkıntısı var ki vermiyor. Bana şimdi aç e-devletini desen. Açar hanım... burada herkese gösteririm. Niye göstermeyeyim ki yoksa bir sıkıntım? Bir hanımefendi olarak ona güvenip de onun davet ettiği bir yerde otururken dahi kendinizi emniyette hissetmeniz lazım. Ben kimin yanındayım? Kimin çayını kahvesini içiyorum, yemeğini yiyorum? Bunu düşünmeniz lazım. Onun için de sorduğunuz sorulara çok net ve açık cevap almanız lazım. Şu anda o açıklık elimde... yoksa o zaman orada bir takım değil birçok soru işareti var demektir. Mesela şu an iki tane elimde kimlik var. Biri Emrah Özdemir, baba adı Bilal Hacer, diğeri Murat Kazaz, baba adı Yakup, anne adı Nermin. Biri Trabzon, biri İstanbul doğumlu. Bana, biri 86, biri 1974 doğumlu. Trabzon'un olduğunu söyledi sorduğumda. Aynı fotoğrafla. Bir, buna ne deniyor? İş bulma platformu diyelim, adını vermeyelim. Orada da TSK Türk Silahlı Kuvvetleri, Liman Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Derneği. Oho. Ve bir hanımefendi daha telefon attığımızda. Hanımefendi günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yanımıza. Siz de çok yüklü bir meblağdan bahsediyorsunuz. Buyurun efendim. Evet, Aralık ayında 328 bin lira dolandırıldım ben de bu arkadaş tarafından. Aralık ayında? Evet. Yasal sürecim halen devam ediyor. Efendim? Yasal sürecim hala devam ediyor. Yasal sürecim, hı-hı, kanun için. Evet, yasal sürecim devam ediyor. Yani ben bir hastanede çalışan bir arkadaşım tarafından tanıştırıldım kendisine. Araç almak istediğim bir dönemdi. Aracımı sattım. Üstüne benim telefonumdan kendi zaten bir kredi başvurusunda bulundu. Benim adıma onaylandı. Benim tek hatam, büyük hatam, bakalım dediği gün ama parayı nakit istiyorlar. Hani nakit almamız gerekiyor dediği orada bir benim bir şey, hani kapım oldu. O gün tanıyordu o dönemde. O gün kendi aracıyla değil taksiyle geldi. Aldı beni, İstoca araç basmaya gidecektik. O gün silah zoruyla arabadan indirdi beni, parayı aldı gitti. Ha siz nakit parayla arabaya binmişsiniz, parayı alıp silah zoruyla indirdi. Silah zoruyla aldı ve gitti. Sizin anlattığınız dolandırıcılıktan da çıkıyor. Gaspa giriyor hanımefendi. Valla Müge Hanım, gaspa şu, yani ben bunu anlattığım halde Emniyette, Gayrettepe'de, her yerde gaspa girmedi, giremedi. Şahit istediler çünkü. Yani valla şu anda 3 kişi oldunuz. Yani o yüzden aslında çok iyi diyorum ben böyle. Bunda utanacak bir şey yok yani, yapan utansın. Bak şu an 3 hanımefendi oldunuz. Yani üçünüzün dosyası aynı savcıya giderse o zaman işte artık hepiniz birbirinizin şahidisiniz.
Ve sonra pek bir de demişsiniz ki bana tanışır tanışmaz çiçek çikolata yolladı. Evet evet, ben arkadaşım vasıtasıyla tanıştım. Zaten hepsi savcı dosyasında da var. Bana o zaman kendini Emre Hacı Süleymanoğlu diye tanıttı. Arkadaşım da öyle olduğunu söyledi. Daha sonra biz hastane kimliklerinden Emre Özdemir'e ulaştık. Emre Özdemir de zaten gerçek kimlik değilmiş. Zaten şikayetler arasında kimlik dolandırıcılığı, günlük dolandırıcılığı, sahte kimlik, cinsel taciz. Yani yığınla zaten hakkında şikayet olan bir şahıs. Daha ilk tanıştıktan sonra çiçekler, çikolatalar her gün, her gün, her gün geldi. Bizim aramızda bir gönül bağı yok, olmadı. Benden dolayı olmadı. Zaten de herhalde anladığım kadarıyla bunda para var, o olmuyorsa bunu alayım mantığıyla. Ben bu zaten tarihi ne arkadaşlar? Bunun tarihi ne? 2004 mü? Şimdi bakın size hanımlar, bir dinleyin beni, üçünüz de karşımdasınız. 2004 tarihli Sabah gazetesinden size bir haber okuyacağım. Haberin başlığı şu: hayattan hıncımı böyle alıyorum. Kubilay sahte ismiyle yüzlerce kişiyi dolandıran 18 yaşındaki Emrah Özdemir çift kişilikli çıktı. Emrah, aileme çok acı çektirdim, beni hep kurtarmaya çalıştılar ama dolandırmadan duramıyorum diyor. Gel bir ekrana bak, fotoğrafını büyütün bak. Fotoğrafına bir bak, büyütün fotoğrafını. Gel sen buradan bir bak ablacığım, gel. Ay çok özür dilerim ya, kalkamadım, seni çağırdım. Kusura bakma. 18 yaşındayken. Çok özür dilerim. Ne demek? 18 yaşındayken çıkan bundan 18 sene. Yo, bunu, ben bu ona benzemiyor. Bu gençliği mi? Emre Özdemir. Yine aynı ismi, aynı sahte ismi kullanıyor. Bu ya da çok bu gerçek. Farklı. 2004. 2004, sene 2022. Bakın, dolandırıcılık evet, tarihine evet geçecek türden bir dolandırıcı Emre Özdemir. Aa, evet, benziyor gözleri falan, evet. O işte yavrum. Daha 18 yaşında. Bakın 18 yaşındayken yaptığı haberi arkadaşlarımız iletiyorlar. Ama savcıdan genel müdürlere, iş adamlarından taksicilere kadar yüzlerce kişiyi kolayca dolandırdı. Dolandırıcılığa 15 yaşına başladı ve şimdi bir mizaç bozukluğu raporu, 4 aylık cezaevi sabıkası ve 1 ay akıl hastanesinde yatmışlığı var. Sabah muhabirlerine yaşamını anlatan Özdemir'in ifadesine göre dolandırmaya 4 yıl önce başlamış genç adam. Bakın söylüyorum, 2004 yılının haberi bu. Yani 2004 yılında bu haberi yapan arkadaşlar da Emre 18 yaşında. 14 yaşında bu işe başladığını söylüyor. Bakırköy'de elektrikçilik yapan babasının yanında çalışırken önce annesinin altınlarını, sonra babasının paralarını yürütmüş. Ailesi bu durumu fark edince telkinlerle vazgeçirmeye çalışmış ama o giderek alanını genişletmiş. Dostlar, akrabalar derken tanımadığı insanlara da dadanmış. Sonunda teşhis konulmuş Emrah'a. İki uçlu mizaç bozukluğu tespit edilmiş. Ya bir şey söyleyeceğim, bu iki uçlu mizaç bozukluğu yaşayan, iki uçlu mizaç bozukluğu yaşayanlar da hiç dolandırıcı olmuyor. Yani bunu buna bağlamayalım. Onun tabii da altını çizeyim, bu başka bir şey. Yani bu tanıda çift kişilikte evet, çok gayet de doğru düzgün yaşayan insanlar var. Çift kişilikte Emrah hemen hastaneye yatırılmış ama bu süreç onu ailesinden koparmış. Tatlı dili, şık giyimi, sevimliliği her kapıyı açmış ama artık bıktım diyor. Yaşadıklarımdan bunaldım, bırakmak istiyorum, tedavi olmak istiyorum ama bir türlü bırakamıyorum. Ben insanlardan zorla bir şey almıyorum ki. Hep insanlar veriyor elime. Aldığım zaman içimden bir ses götür diyor, ben de gidiyorum diye konuşuyor. Yani Özdemir'in dolandırdığı kişiler arasında yer alan avukat Kadir Gümüş, Kubilay tarafından nasıl dolandırıldığını şöyle anlattı. Aksaray'da bulunan büroma geldi. Tırk şirketimiz var. Jandarma tarafından arandı, eroin bulundu. Bağımı gözaltına almışlar. Avukatlığını yapar mısın diye sordu. Kabul ettim. Maliye şubeye gitmek için yola çıktık. Bu sırada cep telefonunun dinlenebileceğini söyleyerek benim cep telefonumu istedi. Bakırköy'de para alma bahanesiyle arabadan indi ve geri gelmedi. Cep telefonumla borç verdiğim $200 param gitti. Yani adam avukata gitmiş. Cep telefonunu dinleyebilir. Senin telefonunla konuşun demiş. Arabadan inmiş. O sırada da $200 da borç istemiş avukattan. Avukatın hem $200 hem telefonu gitmiş. Atatürk Havalimanı'nda taksicilik yapan Mustafa Kars da Özdemir tarafından çarpılmış. Özdemir'in müşteri olarak bindiğini belirten Kars, babasıyla kavga ettiğini, otelde kalacağını söyledi. Otele bıraktım, taksimetre tutarı olan 60 milyon lirayı aldım. İnerken yarın beni al dedi. Bir hafta gezdik,
Sonunda 200 milyon lirayla iki cep telefonu kaptırdım. 2004 senesi 200 lira yani 200 milyon lira diye yazılmış haberde. O da iki cep telefonunu kaptırmış. Adam bu. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu